Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Uzun süredir izleyicilerimiz Akıncı insansız Hava Aracı ile ilgili çok sayıda soru soruyordu. Bu program ne oldu? 2020 sonunda teslimatlar gerçekleştirilebilecek mi sorularıyla karşılaşıyorduk. Ee, gerçekten önemli bir haber Çorlu'dan geldi. Akıncı'nın ikinci prototipi yani test hava aracı ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 1 saat 2 dakika havada kaldı ve indi. Böylelikle Toplam Akıncı uçuş sayısı 3'e ulaşmış oldu. Hatırlanacağı gibi geçen yıl sonunda Aralık ayında Akıncı'nın ilk prototipi yani test aracı ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmişti. Şimdi sıra ikinci test ihasında bu sistemle birlikte test programında hızlanması bekleniyor. Bu videoda biraz Akıncı'nın test programına bakacağız. Neler yapılacak? özellikleri neler? Neden bu kadar büyük tam 5,5 ton maksimum kalkış ağırlığına sahip? Niye böyle bir İHA yapımına karar verildi? Bu gibi konuları birlikte bakacağız. Baykar insan savı aracı sektörüne girdiği zaman elden atılan çok basit bir insan savı aracı sistemiyle girdi. Arkasından Baykar'ın Bayraktar TB2 taktik sınıftaki bu İHA sistemi geldi. Gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet, Jandarma derken Katar'a Ukrayna'ya ihracat başarılarına imza attı. Libya'da gerçekten çok büyük başarılara imza attı bu sistem ve arkasından 5,5 ton ağırlığında akıncı sistemi geldi. Şimdi 5,5 ton dendiği zaman gerçekten insansız hava aracı sınıfında çok ayrı bir yere sahip. Gerçekten çok büyük bir araç ve farklı bir tasarımıyla da dikkat çekiyor. Bu tasarımda Martı kanadı kullanılmıştı. Bunlarla da ilgili bir video hazırlamıştık. Merakların lütfen Martı kanadına dikkatle bakmalarını rica ediyoruz. Tasarımın ardından geçen yıl Aralık ayında Akıncı ilk uçuşunu Çorlu Askeri Hava Meydan Komutanlığından yapmıştı. Normalde Baykar yine Trakya'da. Keşan'daki eski askeri tesisleri kullanıyor. Keşan'daki eski kara kuvvetlerine, kara havacılığa sahip meydanı kullanmaktaydı. Fakat bu meydanın pisti normalden daha kısa. Akıncı da çift motorlu, çift turboprop motorlu. Normalde adeta bir iş yeti büyüklüğünde kocaman bir İHA e sistemi. Bu nedenle de uzun pistler gerekiyordu. Testlerde de normalde daha kısa meydanlardan kalkabilecek özelliğe sahip Akıncı ama test süreci için 3000 metrelik pistlerin olması daha emniyetli sistemin çok daha emniyetli olarak operasyon yapmasını sağlıyor. Bu nedenle de Akıncı için Çorlu kullanılıyor. Biraz önce de belirttiğim gibi geçen yıl Aralık ayında ilk uçuş gerçekleştirildi. Bu yaklaşık 16 dakikalık bir uçuştu ve bir meydan turundan oluştu. Havacılıkta da temel bir tabir vardır meydan turu diye. Meydanın durumuna göre genellikle kalkıştan sonra sola dönülür, ee, ve bir dikdörtgen veya paterne göre bir kara yapılır. Arkasından yaklaşma yapılarak iniş gerçekleştirilir. Böyle bir basit ve kısa bir uçuştu. Zaten hava araçlarının ilk uçuşları da çok uzun süreli yapılmaz. Burada amaç temel aerodinamik özelliklerin test edilmesidir. Yani e, hızlanırken istikamet korulması, rüzgara göre düzeltmelerin verilmesi kalkış süretine yerildiği zaman pistten kesilme, daha sonra istikrarlı bir şekilde tırmanma, seyir irtifasına gelme, meydan turu için artık planlanan seyir irtifasına ise arkasından yaklaşma için tekrar irtifa kaybetmeye, alçalmaya başlamak, son final, son yaklaşma dönüşünü yapmak Pisti karşılamak, alçalmaya ve süratleri tutarak devam etmek ve arkasından da inişin gerçekleştirilmesi. 6 Aralık 2019 tarihinde yapılan bu ilk uçuşu daha sonra 10 Ocak 2020 tarihinde ikinci uçuş izledi. Birincisi dediğim gibi 16 dakikalık kısa bir uçuştu ama ikinci uçuş çok daha uzun bir uçuş oldu. 1 saat 6 dakikalık uçuşta yine test süreçleri devam edildi. Fakat tabii ki Şubat ayı itibaren bütün dünyayı etkisini altına alan koronavirüs salgını da tabii bütün projelerin, savunma projelerinin durmasına neden oldu. Özellikle etkileri Mart ayının ikinci yarısından sonra daha sık bir şekilde görülmeye başladı. Örneğin havayolu şirketleri Nisan ve Mayıs ayında uçmadılar. E bu süreç içerisinde Baykar çok farklı bir konu üzerine çalışmaya başladı. Çünkü koronavirüs salgını ile birlikte çok ciddi bir solunum cihazı ihtiyacı ortaya çıkmıştı. Dünyada da solunum cihazı üreten çok az sayıda ülke var ve tabii ki fabrikalar adeta kitlenmiş durumda. Baykar Savunma, Aselsan ve diğer sektör dışı mesela Arçelik'in büyük ARGE faaliyetleri bu konuya doğru odaklandı ve Türkiye kısa sürede çok sayıda solunum cihazı tasarladı ve arkasından üretimini başarıyla gerçekleştirdi. Bu savunma sektöründe elde edilen bir tecrübenin de tıp alanına yansıtılmasıydı. Nasıl bugün aselsan gelişmiş radarlar üretiyorsa, sistemler üretiyorsa ve bunları örneğin tıp sektöründe kullanılacak ekipman üretimine gerçekleştiriyorsa bu teknolojisini aktarıyorsa benzer bir şekildeki savunma sanayindeki teknolojiler Baykar Savunma tarafından sonum cihazlarına aktarıldı ve ekipler gerçekten geceli gündüzdü. sosyal mesafelere dikkat ederek önlemler alarak çalışmaya başladı ve tabii ki bu sürede haklı olarak Akıncı için yapılan test süreci de durmuş oldu. Fakat tabii bu pandeminin biraz daha önünün görülmesiyle birlikte tekrar Baykar ekibini insansız hava araçları üzerine çalıştırmaya başladı. Ve arkasından ikinci prototip uçuşu hazır hale getirildi. Biz tabi sadece uçuş testiyle görüyoruz ama işte prototipin imal edilmesi, bunlar gerçekten normal bir prototip, normal bir İHA'nın veya uçağın veya helikopterin yapılmasına çok daha uzun sürüyor. Çünkü bütün parçalar, sistemler tek 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 elde yapılarak bir araya geliyor ve bu İmalat süreci de bir testi içeriyor ve arkasından bunu yer testleri izliyor, sistem testleri izliyor. Motorlar takılıyor, yerde saatlerce çalıştırılıyor. Ve arkasından uçuş testlerin yapılması üzerine fabrikadan götürülüyor ve Çorlu'ya götürülüyor. Burada da tabii yer testleri devam ediyor. Arkasından rule testleri başlıyor. Yani pist içerisinde taksi, piste girme, piste hızlanma ve durma, belirli bir frenleme mesafesinin yakalanması... Bunlar tamamlandıktan sonra hava aracı artık uçmak için hazır hale geliyor. Şimdi ikinci prototiple birlikte test programı daha da hızlanacak. Bunu üçüncü prototip izleyecek. Yani üç test hava aracıyla akıncı daha fazla uçmaya başlayacak. Dediğim gibi başta temel uçuş prensipleri test ediliyor bu sistemlerde. Temel uçuş prensipleri yani işte kalkışı, inişi, havada kalması, farklı süratler arkasından irtifa testleri başlayacak. Yüksek irtifalara kadar Akıncı'nın çıkması lazım ve bunu da e, havada kalış süre testleri izleyecek. Biliyorsunuz insan savı araçları öyle böyle 1-2 saat uçmuyorlar. Kalktığı zaman 24 saat esasına göre görev yapıyor. Çok yüksek irtifada çalışıyor. Belki motorları e, çok kuvvetli gözükmese de bütün sistemin inanılmaz birbiriyle konuşarak çok ciddi olarak yazılımlar çalışıyor bir taraftan ve birlikte çalışarak o insansız hava aracının başarılı olmasını sağlıyor. Uçuşlarla ilgili konular tamamlandıktan sonra Akıncı gerçekten 5.5 ton ağırlığında ama 1.350 kilogram taşıma kapasitesine sahip bunun 900 kilogramı kanat ve gövde altındaki noktalarda işte bakacaksınız podlar olacak, akıllı mühimmatlar olacak, seyir füzeleri olacak, bombalar olacak, çeşitli füzeler olacak ve 400 kilogram da gövde içinde taşıdığı özel ekipmanlar olacak. Toplam 1350 kilogramlık bir yük taşır, taşıyacak kapasitede. Bunlarla da ilgili de son aşama testleri içeriyor. Testlerden sonra Baykar kendi sertifikasyon sürecini devreye alacak kendi testlerini tamamlayacak ve insansız hava aracı Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı'nın ekiplerine teslim edilecek. Bunu onların yapacağı testler ve sertifikasyon süreci izleyecek. Bunlar da tamamlandıktan sonra yani burada amaç yaşanabilecek bütün sorunların önceden öngörülmesi. Bütün zorlamaların yapılması, limitlerin oluşturulması, e, Akıncı'nın bir operasyon uçuş kitabının hazırlanması gibi gerçekten çok detaylı yüzlerce insanın görev yaptığı süreçler bunlar. Bu bütün e, örneğin ömrü bu hava aracının kaç bin saat planlanıyorsa o saat içerisinde göreceği, yaşayacağı bütün konular, testler, stresler e, bunun üzerine yansıtılacak ve oluşturulan ve ortaya çıkan sonuçlarla bir kitap, uçuş operasyon kitabı ortaya çıkacak. Ve bununla da birlikte arkasından savunma sanayi başkanlığının, genelkurmay başkanlığının askeriyenin yapacağı testler tamamlanınca da seri imalat için düğmeye basılacak. Gerçekten havacılık çok detaylı bir konu. Bir vidanın çentiğinden başlayıp hava aracının bütüne kadar devam eden bir şey. Öyle de fark etmiyor hani böyle bir ben İHA yaptım değil. Onun belki biraz daha kapsamlısını yapıyorsunuz. Ortaya bir yolcu uçağı çıkıyor. Biraz daha kapsamlısını yapıyorsunuz. Örneğin milli muharip uçak çıkacak. Bunlar gerçekten önemli konular. Akıncı ile ilgili haberler yaptığımız zaman çeşitli sorular alıyoruz. Ben zaman zaman bu soruları yanıtlamaya çalışıyorum. Öncelikle bize gelen soru neden bu kadar büyük bir insansız hava aracının yapıldığı konusunda ee, Akıncı için Türkiye'nin gerçekten ağır ve çok fazla bomba füze e, veya seyir füzesi gibi mühimmatlar taşıyabilen farklı farklı insansız hava araçlarına sahip. Türkiye bununla ilgili İHA sistemleriyle ilgili savaşlarda çok önemli bir konsept oluşturdu. Bunu işte Irak'a, Suriye'ye yapılan sınır ötesi operasyonlarda gösterdi. Ve keza bir başka versiyonu da Libya'da Libya Dosal Mutabakat Hükümeti tarafından kullanılan Bayraktarların operasyonunda ortaya çıktı. Adeta Elvatiya Hava Üssü'nün ele geçmesinde Bayraktar TB2'lerin çok önemli bir faktörü vardı. Çünkü orayı savunan pansir gibi çok etkili hava savunma sistemleri e Bayraktar TB2 ve tabii ki yerde çalışan elektronik karıştırma sistemlerinin bu çünkü bir kombinasyon tek başına ne bir İHA bir şey ifade edebiliyor ne bir F-16 bir şey ifade ediyor veya F-30 hiçbir şey ifade etmiyor. Siz bu sistemleri kombin bir şekilde birlikte çalıştırabilirseniz iyi yönetebilirseniz sonuçlar alabiliyorsunuz. Gerçekten Türkiye'de bu İHA konusunda önemli bir adım attı. Türkiye'nin konsepti Malum F35 projesinden çıkartıldık, buralarda sıkıntılar yaşanıyor. İHA projeleriyle özellikle muharip savaş uçaklarının üzerindeki yükün alınması, yani insan savaş araçları, bu operasyonları çok daha ucuza, çok daha nokta atışıyla bunları gerçekleştirebiliyor ve bu yük, bu F16'ların üzerindeki yük bir şekilde İHaların üzerine doğru geçiyor. Malum Bayraktar TB2'ler var. Yine TUSAŞ tarafından yapılan Anka ve serileri var. Çok başarılı hava araçları. Yine TUSAŞ'ın getirdiği, geliştirdiği Aksungur var. Çift motorlu bir insan aracı sistemi ve onun en üstünde de şu an Akıncı devreye girmek için gün sayıyor. Peki daha önceden Baykar'ın teknik müdürü Selçuk Bayraktar 2020 sonunda bu sistemin hizmete girebileceğini söylemişti ama tabii bunlar pandemi süreci nasıl etkileyecek, ne yapacak, test süreçleri kayacak mı? Bunlarla da ilgili gelişmeleri önümüzdeki günlerde göreceğiz ama biraz önce de belirttiğim gibi 3 test akıncı İHAS ile birlikte bu süreçler oldukça hızlanacak. Bir başka sorulan soru akıncı ile ilgili motor mevzu. Şu an akıncı Ukrayna'dan alınan turboprop motorlarla, iki turboprop motorla uçuşlarını gerçekleştiriyor. Bunların her biri 450 beygir gücünde yani 450 çarpı 2 900 beygirlik bir güç oluşturuluyor. Dediğim gibi 5,5 ton maksimum kalkış ağırlığı var ve 450 çarpı 2 900 beygirlik güçle bu hava aracı uçuşunu yapıyor. E, bu hava aracı için Akıncı için farklı farklı projeler var. TUSAŞ Motor Sanayi Tİ özel bir motor tasarladı. PD-170 ailesinin bir büyüğü olarak yapılıyor. 220 beygir gücünde. Bu motoru da ileriki gelişmeler doğrultusunda akıncıya uygulanması planlanıyor ama şu an ilk etapta bu 3 test hava aracı Ukrayna'dan gelen turboprop motorlarla uçacak. Sonrasında belki bu işin ikinci safhasında T'nin motorlarının kullanılması da gündemde. Ee, Burada ile ilgili İHA'larla ilgili bize en fazla sorulan sorulardan bir tanesi niye jet motorlu İHA'mız e, kullanılmıyor? Sonuçta bir görev tanımınız var, bir bütçeniz var ve bu görevle birlikte o hava aracının havada kalışı, kaç saat kalacak, hangi yükleri taşıyacak, hangi irtifaya gidecek, ne tür menzille görev yapacak gibi şeyleri arka arkaya yazıyorsunuz ve ortaya bir yapı çıkıyor, bir bakıyorsunuz bununla ilgili piston motorlu örneğin kullanılıyor. Örneğin Bayraktar TB2'lerde Rotax motorlar var. Veya bakıyorsunuz biraz daha dizel, daha performanslı bir motora ihtiyacınız var. Bakıyorsunuz Ankara'da örneğin TEI tarafından tasarlanmış PD-170'ler kullanıyor. Veya Akıncı gibi büyük bir şey yapıyorsunuz. Turboprop motor ihtiyacı ortaya çıkıyor. Veya bunun muadillerini de Türkiye'de yapabilir duruma geliyorsunuz. Ne zaman ee, çok uzun menzilli, çok çok yüksek irtifaya çıkacak bir şey yapacaksınız o zaman jet motorları devreye giriyor. Veya diyorsunuz ki siz bu yukarıdan keşif yapacak yavaş yavaş uçacak bir alet değil havada örneğin muharip bir şekilde dogfight'a girecek ee, yüksek g çekecek diyorsunuz o zaman jet motorlu IHA sistemlerine doğru kayıyorsunuz. Motor konusunda kısaca böyle özetlememizde fayda var. Akıncı'nın bir başka avantajı da yine Aselsan tarafından geliştirilmekte olan AESA radar sistemi kullanılacak. Aselsan bir yandan da F-16'lar için, Türk F-16'lar için AESA radar sistemi geliştiriyor. AESA bir anda diğer normal standart radar sistemleriyle karşılaştırdığınız zaman çok daha fazla hedefe, angajman halinde takip edebiliyor, kitlenebiliyor, geniş bir alanı tarıyor, çok daha net bir görüntü veriyor. Bu açıdan da AES radarı da Akıncı'nın çok önemli gelişmiş önemli avantajlarından bir olacağını söyleyebiliriz. Akıncı'da da aynı zamanda çok ciddi bir yazılım var ve bir yapay zeka var. Bu yapay zekanın görevlerle birlikte geliştirilmesi gündemde. Yani örneğin Akıncı misal. Diyarbakır'da kullanılıyor derim. Diyarbakır'dan havalanıyor. Oranın e, nemini, hava şartlarını öğrenecek, inişini buna göre planlayacak veya bir görevde bir artı tecrübe geldiği zaman yapay zeka bunu kavrayarak bir sonraki görevlerde, uçuşlarda bunu uygulamaya başlayacak. Bu da bir Türk havacılığı açısından da çok önemli bir faktör olacak. Bakalım bu ileride gelecek nesil sistemlere nasıl etki edecek Bunları da merakla bekleyeceğiz. Bir hava aracının tasarlanması, geliştirilmesi, uçuş test süreçleri bunlar da bitmiyor. Operasyon olduğu zaman, hizmete girdiği zaman da aslında testler devam ediyor. Niye? Çünkü Türkiye elindeki bütün sistemleri etrafımız karışık. Deniz, hava, kara sistemleri fark etmiyor. Sürekli gerçek şartlarda, gerçek operasyon şartlarında test ediyoruz bir başka ülke bir gün gelip bu sistemlerle ilgilenmeye başladığı zaman o zaman elimizde e, test aşamalarından başarıyla geçmiş kendini sahada ispatlamış e, makinalar projeler araçlar artık ne yapıyorsunuz bunlar ortaya çıkıyor bu nedenle de Türkiye'nin bunları ileride ihraç etme potansiyeli de giderek yükseliyor. Ee, umarız kısa zamanda Akıncı'nın testleri tamamlanır ve e, Türk Silahlı Kuvvetlerine dendiği gibi Selçuk Bayraktar'ın belirttiği gibi 2020 sonundan itibaren girmeye başlar ama. Bunlara da ilgili bir gecikme olursa bir problem değil. Bunlar çünkü mükemmelliği yakalamanız lazım testler sonunda. Bunlarda gerçekten zaman alıyor, bazen işler uzuyor veya bazen beklemediğiniz bir problem karşınıza çıkıyor. Bunları da aşmak için çok ciddi bir çaba sarf etmek gerekmekte. Bakalım. Akıncı nasıl bir yol izleyecek, neler yapacak bunları önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bugünkü videomuzda Akıncı İHA sistemleri ile ilgili son gelişmeleri size değerlendirmeye çalıştım. Lütfen sorularınızı yorum olarak bize atın. Bize ayrıca info.tolgozbek.com mail adresine de mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Katıl tuşuna basarak YouTube kanalımıza destek verebilirsiniz havacılık ve savunma konusundaki detaylı haberler tolgozbek.com'da. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.